Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster'ın yeni monitörünü inceleyeceğiz. Monster Ariont A24 V1.1 bugünkü inceleme konumuz olacak. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, son zamanlarda oyuncu ekipmanlarına olan ilgi bir hayli arttı. Monster'ın da zaten hem A27 hem de A32 tarafında 27 ve 32 inçlik monitörleriyle ilgi gören bir marka olduğunu biliyoruz. Bunun dışında oyun ekipmanı tarafında zaten üstüne diyecek tek bir sözümüz daha yok. Mouse'undan klavyesine, notebook soğutucusundan mousepad'ine kadar her türlü ürünü üretiyor bizler için Monster Notebook. Bugün ise 24 inçlik bir monitörüyle karşınızdayız arkadaşlar ve bu monitör 144 Hz tazeleme oranına sahip. Bunun dışında sayamayacağımız birçok özelliği var. Dilerseniz hemen incelememize geçelim ve tasarımıyla başlayalım. Tasarım olarak ekran paneline ve gövdesine baktığımız zaman oldukça şık bir yapıya sahip bir monitör bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu monitörün 24 inç olduğundan bahsetmiştik. Genel olarak ekran hatlarına baktığımız zaman da son derece ince çerçevelere sahip bir panelin bizleri karşıladığını görüyoruz. Arka tarafında ikili bir aydınlatması bulunuyor arkadaşlar ve Monster logosu da bizleri karşılıyor. Peki biz bu monitörü nasıl kontrol ediyoruz arkadaşlar? Tam da orta tarafında ve monitörün arkasında yer alan bir joystick tuşu yer alıyor. Yani bu tuşun hem sağ, sol, üst ve alt işlevlerini gerçekleştirebiliyoruz. Hem de direkt olarak ekrana bastığımız zaman kapatma, açma ve menüye giriş tarafını bu joystick sayesinde gerçekleştirmek mümkün arkadaşlar. İkili bir ayağımız bulunuyor ve bu gövdede de monitör yukarı aşağı inebiliyor. Yani asansör özelliği mevcut, pivot özelliği mevcut. Yani monitörü dilediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz, dikey konuma getirebiliyorsunuz, yatay konumda kullanabiliyorsunuz. Sandalyenizin veya masanızın boyutuna göre yükseklik, alçaklık ayarı yapmak mümkün. Aynı zamanda şu anda da ekranda gördüğünüz gibi öne ve arkaya da oynatmak mümkün. Sağa sola oynatmanın zaten mümkün olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Yani gövdesine ve tasarımına baktığımızda her türlü işlevselliği sunan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Monster Ariont A24 V1.1 modelinin. Dilerseniz ekran özellikleriyle devam edelim arkadaşlar. Ariont A24 V1.1 modeli 144 Hz'lik bir tazeleme oranıyla karşımıza çıkıyor. 1 ms tepki süresine sahip olan model Full HD çözünürlüğe sahip, aynı zamanda HDR10 desteği de bulunuyor. G-Sync ve FreeSync özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Arka tarafında RGB aydınlatmasının yer aldığını söylemiştik. Monitörümüzün desteklediği modeller ise PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, bilgisayar ve oyun konsollarıyla uyumlu arkadaşlar. Ki ben şu anda da evimde A27 kullanıcısıyım. Yani az sonra portlarda da değineceğiz ama arka tarafındaki fazla portlar sayesinde ben farklı işlevlerde de kullanabiliyorum. Örneğin bir stick yerleştiriyorum ve bir anda televizyonmuş gibi de kullanabiliyorum. Zaten farklı HDMI'lar ya da display portlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabildiğim için de bu da benim avantajım oluyor. Hazır giriş çıkışlarından bahsetmişken hangi girişler var bir bakalım isterseniz. Monitörümüzün alt tarafında 2 tane HDMI, 2 tane display port girişi yer alıyor arkadaşlar. Bunun yanında da bir tane de jack girişi yer alıyor. Bu jack girişi sayesinde üzerinde hoparlör bulunan monitörünüzden sesi de rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da gayet avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Dahili bir hoparlörü var. Yani ses monitörden de çıkıyor arkadaşlar. Bu da yine artı bir özellik. Yani ben bu monitörü aslında oyun için kullanıyorum. Genellikle kulaklık takıyorum ama ben bile hoparlör ihtiyacı duyuyorum arkadaşlar. Örneğin oyun oynamak tamam, fakat monitörün bu yükselip alçalan ekranı sayesinde monitörü yükseltip yatağıma döndürüp bir dizi film keyfi yapabiliyorum ve o anda kulaklıkla kullanmak istemiyorum şahsen. Hemen hoparlörü alıyorum ve dahili hoparlörünü kullanabiliyorum monitörümüzün ve sesi de gayet iyi. Yani uzaktan bir şey izlerken veya yanındaki insana bir şey izletirken ona kulaklığı vermek yerine direkt olarak monitörün kendi dahili hoparlörüne geçerek oyun, müzik, dizi, film hazzını gayet güzel yaşayabiliyorum.
Şimdi geldik Monster Arion A24 V1.1 modelinin bizlere sunduğu teknik özellikleri arkadaşlar. Az önce panel özelliklerinden de bahsettik fakat bazı teknik özellikleri de mevcut. Peki ben bu monitörü satın aldım, bilgisayarıma veya laptopuma nasıl bağlayacağım arkadaşlar? Bu arada bu monitörü yalnızca bilgisayarı masaüstü olarak kullanan kullanıcılar için değil, yani bir dizüstü bilgisayarda ikinci ekran olarak yine bu monitörde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben masaüstü bilgisayarım için de yine bir Monster monitör kullanıyorum. A27'yi kullanıyorum. Fakat bir monitörün yan ekranı olarak da veya ikinci ekranı olarak da kullanabilirsiniz. Peki ben bu monitörü bilgisayarıma nasıl bağlayacağım arkadaşlar? Zaten iki tane HDMI, iki tane display girişinin olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda kutu içeriğinden de bir tane HDMI kablo geliyor arkadaşlar. Yani kablo arama derdine son. Çünkü Monster kutu içeriğinde HDMI kablosunu bizlere sunuyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ekran paneli Fast IPS olarak geçiyor ve dolayısıyla da düşük gecikme süresi bizlere sunuyor arkadaşlar. Yani minimum gecikme ile oldukça başarılı bir ekran paneliyle monitörümüzü kullanabiliyoruz. Şimdi de gelelim kullanıcı deneyimine. Yani ben bir süredir bunu kullanıyorum ve hem kurgu masamda kullandım hem normal günlük işlerimi hallettiğim masaya da taşımak durumunda kaldım ve benim için taşınabilir oldu. Yani daha büyük bir ekran kullanmaya alışık olduğum için 24 inçlik bir panelin bir masaya rahatlıkla sığabilmesini ya da farklı masalara hızlıca geçirebilmemi özlemişim. Bunu açık olarak söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar monitörün 4.15 kilogramlık bir net ağırlığı bulunuyor. Yani kolay bir şekilde taşındığını da size net bir şekilde belirtmiş oldum. Ayrıca bu kullandığım süre boyunca yalnızca oyun da oynamadım. Yani kurgu işlerimi de yaptım. Bana renk doğruluğu konusunda, coloring konusunda güzel bir destek verdi. Onun dışında haber yazmak olsun, gündelik işlerimi de rahatlıkla halledebildim. Yani oyun oynarken FreeSync ve G-Sync özelliklerinden ve HDR renk gamından yararlanarak güzel bir oyun deneyimi yaşadığım yetmiyormuş gibi günlük işlerimde de benim yanımda oldu. Şu an ortamımıza baktığımızda sağımda ve solumda iki tane devasa ışık var. Ona rağmen ekranda herhangi bir yansıma olmadığını görüyorsunuzdur. Monitörü kullandığınız odaya ışık vursa dahi herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani yansımayan bir panele sahip olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca kullandığım süre boyunca uzaktan dizi izleyeyim, film izleyeyim dediğim zamanlarda farklı açılardan monitöre baktığımda bile herhangi bir netlik kaybı yaşamadım. Yani çaprazdan da görebiliyorum monitörü. Hem yansıma yapmıyor hem de sağdan soldan uzaktan rahat bir şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar Arion A24 modelini. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken ben de bu monitör hakkında genel yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir haftalık falan kullandığım süre boyunca hem oyun oynadım, hem dizi film izledim, hem de günlük işlerimi, ofis işlerimi halledebildim. Bu yüzden memnun kaldım. Aynı zamanda farklı masalarda da çalıştığım için küçük masalarda da rahatlıkla kullanabildim. Kulaklıktan uzaklaşabildim çünkü üzerindeki hoparlörler gayet başarılıydı. İnce çerçeveleri olsun, arka aydınlatması olsun, şık bir monitör arkadaşlar. Bunun dışında eğer kafanıza takılan bir soru varsa yine yorumlar kısmına belirtin. Oyun deneyimi benim için en önemlisiydi ve yüksek tazeleme oranında hazzını sonuna kadar yaşayabildim. 144 Hz'lik panelde canlı renklerle oyunumu çok da güzel bir şekilde oynadım. Valorant hazzı mükemmel arkadaşlar. Onun dışında CSGO'dur, Battlefield'dır. Yüksek grafikli oyunları da oynamak bu panelde çok zevkli. Fiyatına geldiğimiz zaman ise 4499 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Zaten bu fiyata 144 Hz tazeleme oranına sahip bir panel karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Yani 4500 TL'ye piyasada şu anda bu özelliklere sahip bir ürün bulamazsınız. Bazısı oluyor. O fiyatlarda olsa bile asansör veya pivot ekran gibi özellikleri olmuyor. Fakat Monster'da gerek hoparlör, gerek pivot ekran, gerek yüksek tazeleme oranı all in one diyebiliriz resmen. Yani bir monitör arayışı içerisindeyseniz, daha böyle ortalama bir ekran istiyorsanız bence 24 inç tam da size göre. Aynı zamanda Monster Notebook'un sunduğu ek bir hizmetten de bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa Monster Notebook resmi web sitesinde dijital mağaza desteği yer alıyor. Oradaki çalışanlara ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Yalnızca bu monitör için geçerli değil. Monster'ın herhangi bir satışa sunduğu ürün hakkında kafanıza takılan soruları da oradaki çalışanlarla paylaşabilirsiniz. Bir de Monster Express hizmeti bulunuyor. İstanbul'da oturan takipçilerimiz için ertesi gün teslimat hizmetinin de olduğunu belirtelim. Yani bunun da önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Eğer monitör hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için aklınıza takılan tüm sorulara yanıt bulmaya çalışacağız.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.